Son zamanlarda ülke gündemine oturan engelli vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunlar Bursa'da düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Engellilerin sorunlarını yetkililere aktarma şansı bulduğu toplantıda konuşan Burulaş Genel Müdürü, özel halk otobüslerinde yaşanan olayların şoförlerin yaşadığı ciddi maddi krizden kaynaklandığını söyledi. Psikolojim bozuldu, ben arabaya kalkayım. Türkiye'nin hemen hemen her kentinden kameralara yansıyan görüntüler Bursa'da masaya yatırıldı. Sen ben de mısın lan? Yıkmamın işkenti! Bazı özel halk otobüsü şoförlerinin özellikle engelli yolculara yönelik istenmeyen tutumları Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi'nin düzenlediği toplantının gündemindeydi. Özel halk otobüsü şoförü tarafından duraktan alınmayan Necla Duygulu da düzenlenen toplantıya katıldı. Hastalığımdan dolayı metroyu kullanamıyorum, astım krizi geçiriyorum. Otobüslere mecburum. İnsanlar bize acıdıkları noktada yardım etmemeliler. Acıdıkları noktada farkındalık ve duyarlılık olmamalı. İnsanlar bize saygı duymalı ve empati yapmalılar. Toplantıya katılan Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'dansa yaşanan soruna ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Çapar, yaşananları özel halk otobüsü şoförlerinin maddi açıdan ciddi bir kriz içinde olmalarına bağladı. Esnaf toplamda kendi geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemiyor. Fark ettik ki hakikaten ciddi bir gelir krizi içerisindeler. Uzun süredir bunu dile getirmişler, karşılık bulamamışlar ve bu da istenmeyen, asla tasvip etmeyeceğimiz, asla bir mazereti olma ihtimali olmayan davranış bozukluklarına dönüşmüş. Engellilerin ulaşıma dair sorunlarını dinleyen Burulaş Genel Müdürü, amaçlarının engellilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Gerek istasyonlarımızı, gerek duraklarımızı, gerek araçlarımızı veya kullandığımız sistemlerin tamamında engellilerin hayatını kolaylaştırmak birinci bakış açımız.